Yani sürekli düzenli beslenirken aniden Ramazan'a girerse ne oluyor? Oruç tutarsa, bir şey yemezse. Normal olarak düzenli beslendiği zaman, mesela sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği yedi. Yemek yediğinde ne olur? Glikozu bünye harcıyor. Depolanan yağları harcamak için ihtiyaç duymuyor. Sürekli bir depoluyor yani. Nasıl çiftçi gibi. Çiftçi mesela hasatı yapıyor. Buğdayı tarladan alıyor, depoluyor kışa. Ve onu yapıyor, ekmeğini yapıyor vesaire vesaire. Bünyemiz de sürekli depoluyor, yağ dönüştürüyor. Yediği her şeyi. Şeker içeren her şeyi, glikozu. Fakat birdenbire Ramazan'a girdiği zaman bünye ne oluyor? Alt üst oluyor. Gece saat 3.30'da yediniz. Peki bu glikozu harcayacak. Ne zamana kadar? Saat 7'ye 8'e kadar glikozu harcadı. Peki 7'den sonra ne harcayacak bünyemiz? Depolanan yağları şekere dönüştürerek harcamaya başlıyor. Glikoz oranı yok artık. Hazır yağları tüketmeye başlıyor ilk defa. Yani 11 ay kişi sürekli glikozla besleniyor. 11 ay sonra aniden yağlarla beslenmeye başlıyor. Yani yağlar enerjiye dönüşür. Önce glikoz direkt enerjiye dönüşürken şimdi yağlar. Bu şuna benzer. Arabanızla seyahat ediyorsunuz. Benzin bitti. Neye dönüyorsunuz? LPG'ye. LPG'ye dönerken tabii ki biraz araba ayarı bozuluyor. Ramazan'ın da ilk 3-4 gününde bünye alışık olmadığı için yağların şekere dönüşmesi sırasında bir de keton ortaya çıkıyor. Normal olarak beynimiz, insan beyni sadece glikozu yakmaya, harcamaya müsait, uygun. Bunun haricinde bir şey yakmaz, kullanmaz beyin. Yani çok kaliteli benzin yakan araba gibi. Ama Ramazan'la birlikte keton cisimcikleri de ortaya çıkıyor. Bunları da kullanıyor beyni ilk defa. Bu nedenle kişi de Ramazan'ı ilk 2-3 günü böyle biraz hafif sarsıntılar olur. Zannediyor, kötü oluyorum zanneder. Oysa bünyesi temizleniyor, arınıyor, yağlar yavaş yavaş eriyor. 11 yıl, 11 ayda depolanan yağlar, yani mutfağın, evin diyelim ki orasına burasına depolanan bütün şeyler yavaş yavaş harcandığı gibi, bünyenin sağına soluna orasına burasına depolanan yağlar yavaş yavaş